geldiniz. Bugün Haziran ayı bitenler videosuyla karşınızdayım. Epey bir ürün var yanımda, o yüzden girişi çok uzatmadan hemen başlamak istiyorum. İlk olarak saç ürünleriyle başlayalım. Her bitenler videomda gördüğünüz şampuanımdan yine bitirdim. Her bitenler videosunda olduğu için özelliklerini tekrar tekrar anlatmıyorum. Eğer merak ediyorsanız birkaç önceki bitenler videoma bakabilirsiniz. Linkini şuraya bırakırım. Bu Head & Shoulders'ın Supreme serisinden arındırıcı olanı, içerisinde argan yağı var ve silikon içermiyor. Bununla ilgili bir gelişme oldu. Hemen onu da paylaşayım istiyorum. Biliyorsunuz ki şampuan fiyatları çok yükseldi. Bunu da en son indirimde 36 gibi bir şeye almıştım. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız Özkuruşlar Market'te 20 lira. Denk gelirseniz oradan bakabilirsiniz kullanıcılar için. Gerçekten çok uygun bir fiyat. Artık oradan alıyorum denk geldikçe. Bir diğer bitirdiğim saç ürünüm ise Proxim markasının Nihat Odabaşı ile birlikte çıkardığı Black Hair Conditioner'ı. Bu siyah sarımsak ve aktif karbon içeren bir saç spreyi aslında. Bu dökülmelere karşı saç kondisyoneri olarak geçiyor. Tüm yaşlara ve saç tiplerine uygunmuş diyor. Her saç spreyinde olduğu gibi durulanmış saça sıkıyorsunuz ve tekrar bir durulama gerektirmiyor. Uygulamadan önce de şöyle bir çalkalıyordum ben. İnanılmaz güzel koktuğunu söyleyebilirim. Sarımsaklı olduğuna gerçekten kimse inanmaz. Ama kokusu dışında ben pek bir özelliğini fark edemedim. Zaten saçlarımda çok büyük bir dökülme problemi yok. O yüzden dökülmeye karşı bir etkisini gözlemleyemedim. Ama saçlarımın kolay taranması, parlaklık, canlılık ya da kabarmasını engellemek gibi hiçbir etkisi olmadı. Ama ben bundan yaklaşık 2 ya da 3 tane bitirdim. 3'ü de marka gönderisiydi ama gerçekten severek kullandım. Çünkü kokusu çok güzeldi. Ben bunu bir saç spreyinden ziyade saç parfümü gibi kullanıp bitirdim. O şekliyle çok sevdim. Hala satılıyor mu bilmiyorum ama artık sadece kokusu için satın almam. Daha bugün kullandığım şöyle tekli saç maskelerinden bitirdim. Bu Urban Care markasına ait Summer Edition olarak geçen bir saç bakım maskesi. Güneşe karşı koruma vaat ediyor. UV filtresi varmış içerisinde. Hemen şöyle arkasından vaatlerini okuyayım. UV filtresi içeriyormuş, paraben içermiyormuş ve vegan bir içeriğe sahipmiş. Güneşten yıpranmış saçlar için geliştirilmiş. İçerisinde money yağı varmış ve saç derisini kuruluğa karşı koruyormuş, nemlendiriyormuş, güçlendiriyormuş, renk bozulmalarına karşı da koruyormuş. Ve diyor ki boyamadan, kimyasal işlemden zarar görmüş, yüksek ısıya maruz kalarak bozulan saçlara nüfuz ederek ayrık saç uçlarını kabarıklığı azaltır diyor. Bu yani şu saç uçlarındaki çatallaşmayı giderdiğini söylüyor. Saçımı şöyle göstereceğim. Şu an saçımı uygulanmış halini görüyorsunuz. Bugün uygulamama rağmen hemen etkisi görülen ürünler olduğu için yorumluyorum. Ben etkisini gerçekten çok sevdim. Saçlarım yumuşacık oldu. Bunu duştan önce saçıma güzelce uyguladım. Şöyle saç diplerime masaj yaptım ve saç boylarına da uygulayıp bağladım. 5 dakika bekletmeniz yeterli oluyor. Ben 20 dakika falan beklettim. Sonrasında duşta çok kolay arındı. Duştan çıkınca ben iki farklı ürün kullanıyorum. Bugün etkisini gözlemleyebilmek için hiçbirini kullanmadım. Ve saçlarım yumuşacık. Çok kolay bir şekilde tarandı ve hiç öyle fön falan da çekmedim. Sadece aşağı doğru böyle kuruttum. Ve gördüğünüz gibi kabarıklığını da aldı. Ben çok çok sevdim. Bu arada saçlarımı kestirdim. Yeni şeklini beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Toparlayacak olursam ben bu maskeyi gerçekten sevdim. Zaten çok övülen bir maske ve övüldüğü kadar varmış. Etkisini çok beğendim. Ara ara alır kullanırım ben bunu. Bunlar böyle tek seferde etkisini gösteren ürünler olduğu için benim çok hoşuma gidiyor ve özel günlerden önce de uygulamayı seviyorum. İki tane kozmetik ürünü bitirdim. Bunlardan ilki Maybelline'in La Sensational maskarası. Bunun mürdüm rengi. Mürdüm kahve olarak geçiyor ve klasik La Sensational uca sahip. Sadece rengi farklı. Normalde ben renkli maskaraları çok seven bir insan değildim. Daha sonrasında bir iki influencer arkadaşım da görünce bunu denemek istemiştim ve yaklaşık 2 yıldır da sürekli elimde bulunan, çok severek kullandığım bir ürün. Bence kahve bir maskara olarak çok başarılı. Rengi çok güzel veriyor. Şu anda da kirpiklerimde o var. Ve tek kat uygulanmış hali. Siyah kadar böyle keskin durmuyor ama kirpiklerinizi yine La Sensational'ın siyahında da olduğu gibi çok güzel kavrayıp kaldırıyor ve uzatıyor. Güzel de bir dolgunluk veriyor yapıştırmadan. Zaten plastik bir fırçası var ve gerçekten kirpikleri güzel kavrayan bir fırça.
Dediğim gibi siyah kadar keskin durmuyor ama yoğunluk olarak, etki olarak siyah kadar başarılı ve böyle gözlerinizi çok daha doğal gösteriyor. Ben bu görüntüyü yaz aylarında çok seviyorum. Eğer böyle kahve bir eyelinerla da kombinlerseniz çok daha buğulu, güzel bir etki yaratıyor. Son 2 yıldır yaz aylarında benim favori makyajım bu oldu. Kahverengi bir eyeliner ve bu Mürdüm kahve maskara. Dediğim gibi çok çok sevdiğim ve bitirdikçe aldığım bir ürün. Zaten bitmeden de almıştım. Bittiğine en üzüldüğüm ürünüm ise Misha'nın Perfect Cover BB kremi. Bu içerisinde SPF 42 içeren yüksek güneş korumalı bir BB krem. Bendeki 21 numara hafif böyle gri alt tonlu gibi ama ciltte çok güzel bütünleşiyor ve tamamen cildinizin rengini alıyor. Bunun iki farklı boyu var. Daha önce denemek amaçlı ben tüp versiyonunu almıştım. Sonrasında ise bu kendinden pompalı ambalajını aldım. Bu çok daha uzun süre gitti çünkü yaklaşık 50 ml'lik bir ürün. Az bir miktar aldığınızda bütün yüzünüze kapatıcılığı yetiyor. Bence bir fondöten kadar iyi kapatıcılığı var diyebilirim. İnce yapılı, ciltte ağırlık yapmıyor ve dediğim gibi ciltte çok güzel bütünleşiyor. 42 faktör güneş koruması olduğu için yaz aylarında kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Aynı zamanda aydınlık bitişli olması da çok hoşuma gidiyor. Ben genellikle ten ürünlerinde aydınlık bitişli olmasını önemsiyorum ve ince yapılı olmasını önemsiyorum. Bu da cildi çok canlı, sağlıklı, aydınlık gösteriyor. Bir Kore markasının elimde şöyle kağıt maskesi vardı. Bu açay berili olanıydı ve birkaç farklı çeşit de vardı. Arkasındaki açıklamaların şu kısmı tamamen Korece, altta da İngilizce yazıyor. Şöyle söyleyeyim, nemlendirme dışında çok bir etkisini görmedim. Tekrar alacağım bir ürün olmadı. O yüzden de çok çok uzun uzun bahsetmeye gerek duymuyorum bundan. Bir tane güneş koruyucu bitirdim. Güneş koruyucu olarak ben Aven markasını gerçekten çok seviyorum. Yıllardır da elimde bulundurduklarımdan biri bu Aven'in Flute isimli karma ve yağlı ciltler için uygun olan SPF 50'si. 50 faktörlük UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyan bu güneş koruyucusu içerisinde küçük küçük pudralar olduğu için aynı zamanda böyle yağ kontrolü de sağlıyor. Ben karma ciltliyim biliyorsunuz. Kuru karma bir cildim var. Yaz aylarında bu T bölgemdeki yağlanma artabiliyor. Özellikle de makyaj yapmayacaksam bunu kullanmayı çok seviyorum. Böylece yüzümdeki parlamayı almış oluyor ve ipek gibi böyle kadife gibi yapıyor cildimi. Suya, terlemeye ve dokunmaya karşı da dayanıklı olduğu için bu ürünü siz silene kadar yüzünüzden çıkmıyor. Tabii ki belli bir saatten sonra koruması azalıyor ve tazeleme gerektiriyor her güneş koruyucu gibi ama cildinizi gerçekten çok yüksek derecede koruduğunu söyleyebilirim. Bir ya da iki önceki bitenler videomu da eğer izlediyseniz bunun kuru ciltler için olan versiyonunu da bitirmiştim. Ben daima ikisini beraber elimde bulunduruyorum. Karma ciltte olma problemi. Cildimin böyle yağlanmaya meylettiği zamanlarda ya da makyajsız olduğum zamanlarda bunu daha çok seviyorum. Ama makyaj altına kullanacaksam da o kuru ciltler için olanı kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü o çok güzel bir nem veriyor. Bir tane Proxy'nin dudak nemlendiricisini bitirdim. Bu çay ağacı dudak bakımı olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Sonuna kadar geldim. Az bir miktar kaldı. Uygulaması biraz zor. O yüzden dibini kullanmadım. Ve böyle birkaç kat geçmeniz gerekiyor iyice nemlendirmesi için. Nemlendirme konusunda çok yeterli bulmadığım için tekrar tekrar alacağım bir ürün olmadı. Benim tırnak yemeği bırakmak ve tırnak bakımı ile ilgili videolarım var biliyorsunuz. Kanalımın en çok izlenen videolarından biri. Eğer izlemediyseniz linkini buraya bırakırım. Onlar gerçekten çok faydalı videolar. Hatta böyle altındaki yorumlarda da gerçekten güzel faydalı bilgiler de geliyor. O videolarda gördüğünüz Kalyon'un bu tırnak sertleştirici cilasından bitirdim. Biliyorsunuz ki ben bunu çok uzun zamandır kullanıyorum ve bittikçe de hatta bitmeden yedekleyerek alıyorum. Tırnaklarımda daima bu bulunuyor. Hem oje altına uygulamayı seviyorum hem de ojesizken tırnaklarımı uyguluyorum. Böylece tırnaklarımı sertleştiriyor ve darbelere karşı da daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Oje altına uyguladığınızda da tırnağı sertleştirmenin yanı sıra ojenin tırnağa renk vermesini engelliyor ve aynı zamanda da özellikle koyu renk ojeler sürdüyseniz kolay çıkmasını sağlıyor. Çok çok sevdiğim bir ürün ve bittikçe dediğim gibi alıyorum. Bir tane parfüm bitirdim. Bu Avon'un Incandescence. Umarım böyle okunuyordu. Çok meşhur parfümlerinden biri. Bundan hatta bir tane de annem kullanıyor şu anda. Bundan birkaç tane bitirdim ben. Sevdiğim parfümlerden biri ve denk geldikçe de alıyorum. Kokusu hem çok güzel, böyle çok ağır değil, çok hafif de değil. Özellikle kış aylarında çok severek kullandım.
Eyüp Sabri Tuncer markasını gerçekten çok severim. Hem böyle kolonyalı mendilleri, kolonyaları, aynı zamanda kremleri çok başarılıdır. Ben bu kremini de bitirdikçe alıyorum. Bu doğal zeytinyağlı el ve vücut kremi. Tabii ki ben el için kullanıyorum ve çantama atıyorum. Kolay emildiğini söyleyebilirim. Tasarımı gerçekten çok güzel ve dibine kadar kullandım. Böyle yeşil renkliydi. Hiç gösterebileceğim kadar bile kalmamış içerisinde. Güzel de nemlendiriyor. Özellikle yaz aylarında vesaire çok çok iyi oluyor. Kış için bir tık yetersiz gelebilir. Yani biraz daha güçlü bir şeye geçilebilir. Ama normal zamanlarda çok çok yeterli oluyor. Ve çabuk emildiği için de hoşuma gidiyor. Kokusu da gerçekten çok güzel. Bu arada Eyüp Sabri Tuncer son zamanlarda biliyorsunuz ki çok popüler oldu. Saç sirkesi çıkardı. Aranızda deneyenler var mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Ben de deneyeyim mi? Eğer merak ediyorsanız, denememi istiyorsanız yorum olarak bırakın. Son ürünümü de alayım hemen elime. Nivea markasından şöyle bir stick koltuk altı deodorantı bitirdim. Hayatımda gördüğüm en işe yaramayan ürün diyebilirim. Nivea markasını normalde çok severim ama bu koltuk altı stick hiçbir işe yaramıyor. Yani gerçekten kış aylarında bile çok çok zor götürdü. Yani sürekli böyle tazeleme gerektirdi ve çok kısa sürede bitti. Fiyat olarak da uygun değil. Bu kadar sürekli tazelemek de hoş değil. Açıkçası sevmedim. Üzerinde 48 saat koruma, uzun süre ferahlık diyor. Ben inanmıyorum buna yani. Ben bu ürünü hiç beğenmedim. Benim Haziran ayı biten ürünlerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.